Gençler selam ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane geometri kampımız bugün itibariyle başlıyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Mükemmel içerikler sizin için hazırladık. içeriklerimiz tabii ki Bilgi Sarmal yayınları eşliğiyle karşınızda olacak. 2025 baskısında benim logomda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi biraz bu kamptan maksimum şekilde nasıl faydalanırsınız? Nasıl çıkacak soruları 40'ta 40 yaparsınız? Matematikte, geometride onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi canlarım, ilk başta biz bugün size konu anlatımını yapacağız. Konu anlatımından sonra kazanım testleriyle birlikte bunları harmanlayıp çözeceğiz. Bu birincisi. Siz ne yapacaksınız? Bunları dinleyeceksiniz, güzelce notlarınızı alacaksınız. Sonra oryantasyon testlerini simülasyon testlerini ve sarmal testleri çözeceksiniz. Sıkıntı yaşadığınız yerde ben onları zaten yine ne yapacağım? Çözümlerini kanala yükleyeceğim. Oradan faydalanacaksınız. Bu birincisi. İkincisi, kanalda gün içinde arkadaşlar YouTube Shorts videoları yüklüyorum. Bunlar matematik, geometri olarak gelecek. Lütfen orada pratik bilgiler paylaşıyorum. Onları dinlemenizi istiyorum. Üçüncüsü, yeni başlayan arkadaşlar için hafta içi canlı yayınlar yapacağız. Bu hem matematik hem geometri olacak. Onlarla iyice olayı zirveye taşıyacağız. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Hemen sahnemizi çevirdik. Açı kavramıyla başlıyoruz. Açı ne? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Bakın unutmayın. Birleşimine. Yani şu bizim matematikteki zaten birleşim sembolümüzdü. Burada iki tane ışınımız var. Işınlar bu sembollerle gösteriliyor. Başlangıç noktası olduğu için sembol var. Bitiş noktası olmadığı için bakın burada bir şey yazmamışız. Biz buna ışın adını veriyoruz. BA ışınıyla BC ışının birleşiminin oluşturduğu yere biz açı diyoruz. Unutmayın burası ise o açının ölçüsüdür. Orası açının ölçüsüdür. Hemen onu da gösterelim. Genellikle M harfiyle gösteririz. Bu ne demek arkadaşlar? ABC açısının ölçüsü demek. Gelin şuraya alfa yazarsak bu açının ölçüsü neymiş? Alfa dereceymiş. Genellikle derece sembolünü de kullanırız. Peki canlarım açı çeşitleri kaça ayrılıyor? 5'e ayrılıyor. Bunlardan birincisi dar açı, ikincisi dik açı, üç geniş, dört doğru açı, beş de tam açı arkadaşlar. Şimdi dar açı ne? ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. 0 ile 90 arasında olacak. Örnek verirsen 20 derece bir dar açıdır. 30 derece bir dar açıdır. 60 derece bir dar açıdır. 45 derece bir dar açıdır. Bunlar dar açı örnekleri. Dik açı ise ölçüsü 90 derece olan açı çeşitidir. Peki dik açının özel bir sembolü var. Şu bizim diklik sembolümüz arkadaşlar. Adınız gibi bileceksiniz. Lütfen ama lütfen adınız gibi bileceksiniz bunu. Geniş açı. Geniş açı ne arkadaşım? Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açı çeşididir. Bunları bildiğiniz için biraz hızlı geçiyorum. Örnek verirsek, 120 derece bir geniş açıdır. 135 derece bir geniş açıdır. 150 derece bir geniş açıdır. Bunlar sevdiğimiz açılardır. Çok kullanırız ilerleyen kısımlarda. Haberiniz olsun. Doğru açı. ABC noktaları bakın ABC noktaları doğrusal. Geometride soru keklerinde çok geçer bu. Doğrusal kelimesi çok geçecek. Ne demek? Bunların toplamı 180 dereceymiş arkadaşım. Bunu sakın ama sakın unutma. Soru da ABC doğrusal kelimesi çok geçecek. Bunun anlamı bunların toplamı 180 derece. Anlaştık mı? Geldik nereye? Beşinciye yani tam açıya. X, Y, Z'nin toplamı kaç derece olacak güzel insanlar? Tabii ki 360 derece olacak. Şimdi bu açı çeşitlerini gelin sorularla pekiştirelim. Hemen geldik birinci sorumuza. Burada X bir tam sayı olmak üzere demiş. 2x artı 15 derece abc açısı bir geniş açıymış. Geniş açı neydi? Hemen hatırla. 90 ile 180 arasında olacak. Geldim. 90 derece yazdım. Sonra buraya 2x artı 15 yazdım. Geldim buraya 180 derece yazdım. Şu derece sembollerini koymayacağım. Çünkü böyle her seferinde yazdığım zaman biraz vakit kaybettiriyor bize. Aklınızda bulunsun ama. X'in alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi canlarım burası artık matematiğe geçti. Bunun artık üçgenle doğruyla bir alakası yok. Açıyla bir alakası yok. Ne yapacağız? Önce şuradaki artı 15'i her iki tarafa eksi 15 olarak göndereceğiz. 90'dan 15 çıktı kaç kaldı? 75 kaldı. Geldim buraya 2x yazdın. Buraya da geldin kaç yazdın? 165 yazdın. Peki güzel insan. Buradaki çarpı 2 bu sefer her iki tarafa ne olarak geçecek? Bölü 75 bölü 2 küçüktür x küçüktür 165 bölü 2. 75'i 2'ye bölersen 37 buçuk yapar. Şimdi bak 74 37 olur. 75 37 buçuk oldu. Geldim buraya. Hemen buraya ne yazdın güzel insan? Tabii ki 82 buçuk yazdın. Bunun alabileceği en büyük tam sayı. Bunun alabileceği en büyük tam sayı. Kaç oldu? Tabii ki 82. Bunun alabileceği en küçük tam sayı kaç oldu? Tabii ki 38. 82, 38'den kaç fazla? Tabii ki çıkararak bulacağız. Cevabın 12'den 8 çıktı 4. Burada kaldı 7, 7'den 3 çıktı 4. 44, 5 şıkkı geldi. Olay bu şekilde. Gel hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruda bak soru kökünde çok geçer dedim. ABC doğrusalmış. Yani şuradaki 3 açının toplamı 180 olacakmış. Bu açının ölçüsü 42 derece. Şurası dikmiş. Bak diklik sembolünde sana söyledim. Burada alfa açısını bana sormuş. Ne yapacağım? 90 ile 42'yi toplayacağım. 90 ile 42'yi topladığım zaman zaten 132 geldi. 132 ile alfa'nın toplamı 180 derece yapacak. Alfa buradan artı karşıya eksi olarak geçer. 180 eksi 132 olur. Alfa buradan 48 çıkar. Olay bu şekildedir. Canlarım, mevzu bu. Doğrusal kelimesinde ne yapıyormuşuz? üç açının toplamını 180'e eşitliyoruz. Geldik hemen 3. sorumuza. Düzlemsel bir şekilde bak düzlemsel bir şekilde. Yani aynı düzlemin içindeymiş bunlar. Burası 140 derece, burası 130 derece. Benden istenen B D, C açısı yani şuranın ölçüsü. Geldim hemen oraya seninle birlikte alfa yazdım. Olay neydi? Üçünün toplamı 140 artı 130 artı alifanın toplamı 360 yapacak. Şurası 270 yaptı artı alfa eşittir 360 artı 270 karşıya eksi olarak geçer. 360'tan 270'i çıkartırsan cevap kaç gelir? 90 derece gelir. Hangi şık? A şıkkında. Olay bu. Geldim hemen nereye arkadaşım? Tümler açı, bütünler açı. Şimdi ilk başta bir su alalım. Şimdi canlarım bakın. Sürekli karşılaştığınız kavramlardan birisi. Tümler açı. Neydi? Ölçüleri birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa biz bu açı çeşidine tümler diyorduk. Bütünlerde ise ölçüler birbirini 180'e tamamlıyorsa buna ise bütünler açı diyorduk. Zaten yıllardır karşınıza geliyor. Şimdi ölçüsü alfa olan bir açının tümleri 90 eksi alfadır. Bak bununla şu açıyla şu açının şu an toplamı 90 yaptı. Örnek verelim. 20 derecenin burası derece olsun. Burası da tümleri olsun. Tümleri kaç? 70. E bunu herkes biliyor. 40'ın tümleri kaç? 50. Bunu herkes biliyor. 60'ın tümleri kaç? 30. Bunu herkes biliyor. Ama önemli olan şey şu. 2x'in tümleri ne? 2x'in tümleri ne? Ne yapacaksın? Onu 90'a tamamlayan değer. Bak şimdi. Artı 2x ile 2x'le. Eksi 2 x'i toplarsam birbirini götürür. 90 olması için yanına geldik bir 90 yazdık. Şimdi bak bir şey yapalım sizinle birlikte. 3x artı 10'un tümlerini. Şimdi 3x'i neyle yok edeceğiz? Eksi 3 x e, Bu cepte. Artı onla kimi toplarsan 90 yapar? 80'i. O zaman burası 80 eksi 3x geldi mi? Geldi. Bak olay bu. Şimdi bütünler açı ne? Alfa olan açının bütünleri 180 eksi alfa. Bu sefer ne yapacağız? Bu bizim derecemiz olsun. Bu da onun bütünleri olsun. Mesela 30'un bütünleri 150 derece. Geldin 40'ın bütünleri 140 derece. Ama bunları sana zaten sormayacak. Sana nereyi soracak? Şunu soracak. 3x artı 20'nin bütünleri. Sana nereyi soracak? 3x artı 20'nin bütünleri. 20'yi 180'e tamamlayan tabii ki 160 bak. Ama artı 3 xten de yok olması lazım. Artı 3 xi yok etmemiz lazım. Orayı da eksi 3 xte ne yapacağız? Toplayacağız ve yok edeceğiz. Olay bu şekilde. Bak lütfen ama lütfen yeni başlayan kardeşlerim bunları iyi bir şekilde bilsin. İyi bir şekilde bilmek zorundasın. Sana bunları sormayacaklar. Bu sarı olan yerleri soracaklar. Testlerde bilgin olsun. Şimdi geldik açı ortaya. Yeri zamanı geldiği zaman buna zaten sayfalarca işlem yapacağız. Ama burada sadece şundan bahsedelim. Bir açıyı, bir açıyı mesela ABC açısını iki eş parçaya ayıran yardımcı doğruya, yardımcı ışına biz açıortay deriz. Açıortay bakın o açıyı iki eş parçaya ayırır. Yani bu açı alfa ise bu açı da alfa olmak zorunda. Bu açı 10 derece ise bu açı 10 derece olacak. Bura 20 derece ise bura 20 derece olacak. Olay bu şekilde. Şimdi gelin hemen sorumuza bakalım. Sorumuz şu şekilde. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazladır. Şimdi geldik açılara gösterelim şöyle arkadaşlar. Birisi x ise diğeri tümler olduğu için 90 eksi x. Olay bu şekilde bak. Biri x ise diğeri 90 eksi x. Çünkü tümler. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazladır. Birinin ölçüsü geldim 90 eksi x yazdım. Diğerinin ilk başta kat alacağım. O zaman bunun 3 katı 3 x yapar. Fazla dediği için artı 10 buraya geldim yazdım. Büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi geldik canlarım. X'leri bir tarafta toplayacağız. Şunları sayıları da bir tarafta. Hemen geldim. Eksi x'i karşıya artı x olarak yolladım. Onu ise karşıya eksi 10 olarak yolladım. 90 eksi 10 eşittir buradan 4x. 80 eşittir buradan 4x. X dediğin değer 20 geldi. Bu benim küçük açım oldu. 20 derece. Büyük açım ise 70 derece. Benden istenen büyük açının ölçüsü değişikti. Geldik hemen 5. sorumuza. Bütünler iki açının ölçüleri oranı 2 bölü 3. Oran vermiş mi? Vermiş. Sen burada değişkene geçmek istiyor musun? Evet. Ne yaptın? Oran orantı mantığı kullandın. Hemen geldin buraya 2x yazdın. Buraya geldin 3x yazdın. Açılardan biri 2x. Diğer açı 3x. Bunlar bütünler açıysa bunların toplamı 180 olmak zorunda. O zaman 5x eşittir 180 ise aradığın x değeri ne olacak? Tabii ki güzel insan 180 bölü 5 gelecek. 180'i 5'e böldüğün zaman 36 çıktı. Burada küçük açının tümlerinin ölçüsü kaçtır? Şimdi geldik açılardan biri 2 çarpı 36'dan 72. Diğer açı ise 36 çarpı 3'ten 108. Zaten burada küçük açının tümlerini istemiş. Yani onu 90'a tamamlayan değer o da kaçtır? 18 derecedir. Cevap B şıkkında. Olay bu şekilde. Gel devam ediyoruz hemen 6. sorumuza. Bir açının tümlerinin ölçüsünün 2 katı ile geldim hemen şöyle yaptım. Bu açıya x dedim. Burada geldim bunun tümleri ne oldu? Tabii ki 90 eksi x oldu. Soruda bütünleri de geçiyor. Geldim bütünler yazdım. O da 180 eksi x oldu mu oldu. Şimdi bendesin bak tümlerinin ölçüsünün iki katı. Bunun iki katı. Geldim. İki terim olduğu için parantez açmak zorundayım. Lütfen bunlara dikkat edin. Geldim iki katını aldım. Şimdi bütünleriyle toplayacağız. 180 eksi x ile toplayacağız. Cevap kaçmış? 270. Hemen geldim buraya yazdım. Şimdi 2 çarpı 90. 180 yaptım mı yaptım. 2 çarpı x eksi 2x. Tamam. Burada artı 180. O da tamam. Şöyle eksi x tamam. 270 geldi. Şimdi 180, 180, 360. Eksi 3x eşittir 270. Bunu karşıya, bunu bu tarafa. Burada 90 kaldı. Eşittir 3x. Aradığın x değeri buradan kaç çıktı? 30 çıktı mı? Çıktı. Bu açının ölçüsü kaç derece? 30 derece. Olay bu şekilde güzel insanlar. Geçtik hemen 7. sorumuza. Şimdi soruyu tane tane okuyorum. Bu açı 50 derece gösterilmiş. Bu açı 40 derece gösterilmiş. Tamam. ABD ABD açısının açıortayı ile. Şimdi bura çok önemli bak. ABD'nin açıortayı. Şimdi 90 mı? Evet. Ben 90'ı ortadan 2'ye böldüğüm zaman 45 yaptı mı? Yaptı. 40 burada var mı? Bak şurada 40'ım var. Gösteriyorum bak. Burada 40'ım var. Demek ki ben 5 derecelik bir gitme yapacağım. Hemen geldim. Şuradan 5 derece kopardım. 5 derece de çok büyük oldu. Şöyle olursa daha tatlı olur. Evet. Şurası 5 derece. Burası ne oldu? Bu çizdiğim mavi ABD'nin açı ortayı. Şimdi CBD açısının açı ortayı. Hemen rengimizi bir değiştirelim. Burada gösterelim. Bak C, B, D'nin açı ortayı. Yani o açıyı iki eş parçaya böleceğim. O zaman kaça kaç? Şurası tabii ki 20'ye 20 oldu mu? Oldu. Şimdi bunların arasında kalan bunların arasında kalan açı 20 burada 5 burada cevap 25 yani C şık. Olay bu. Mantık bu şekilde. Geldim hemen 8. soruma. Şimdi soruya baktık. Soru da düzlemsel şekilde ABC noktaları nasıl noktalar? Doğrusal. Doğrusal deyince bunların toplamı 180 olacak. Olay bu. Olay bu. Şimdi geldim. Hemen buraya A yazdım. Buraya geldim. A yazdım. Buraya geldim. B yazdım. Buraya geldim. B yazdım. Niye? Çünkü onlar açı ortay. İki eş parçaya ayrılmış. Buradaki açı 70 derece. Benden istenen yere bir bakalım mı? Benden istenen yer D, B. Bak neresi? G. Yani şuradaki kısım isteniyor. Şurası. A artı B artı 70 istiyor. Şimdi ben şuna bakıyorum. Doğrusallıktan dolayı 2A. Artı 2B artı 70 dediğin şey kaça eşit olacak? 180'e. 70'i karşıya attın. 2A ile 2B'nin toplamı kaç oldu? 110 oldu. Çünkü artı karşıya eksi olarak geçtim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. A artı B kaç çıktı? 55 çıktı. Tamam. Şimdi benden istenen yer neydi? A artı B artı 70 isteniyordu. Sen A artı B'yi kaç buldun? 55 70'i de toplayınca kaç çıkart burası? Tabii ki 125 çıkar. Cevap C şıkkı. Ben biraz 4 işlem özürlüyüm arkadaşlar. Böyle bunu toplayıp 135, 115 bulabilirim. Sonradan böyle bazı yerleri kestiysem bilin ki işlem hatası yapmışımdır. Şimdiden söyleyeyim yani. Çünkü 4 işlem hep hayatım boyunca sıkıntılıydı bende. Geldik. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Şimdi canlarım bunları zaten yıllardır biliyorsunuz. Bak yıllardır yani sürekli ama sürekli karşınıza geliyor. Sürekli. Ben şimdi şunu göstereyim arkadaşım. Birincisi benim için bir öğrenci burada Z kuralını bilecek. Anlaştık mı? İkincisi şu Z'nin şu varyasyonunu bileceksin. Aslında burada da bir Z harfi var. Gördünüz mü? Bunları bileceksiniz. Şimdi bunları bildikten sonra aynı yöne bakanları bileceksin. Mesela yukarı baktı, yukarı baktı. İşte bu tarafın yukarısına baktı, bu tarafın yukarısına baktı. Anlaştık mı? Bunlar yöndeştikten dolayı söyleyeceğimiz şeyler. Bir, yukarı baktığı için A dediğin ifade kime eşit? X'e eşit. Geldin yazdın. Yöndeş açı. Sonra B kime eşit? Güzel insan. Y'ye eşit. Geldin yazdın. C kime eşit? C bak şöyle iki çizgi bu tarafa baktı. Bu iki çizgi bu tarafa baktı. Z'ye eşit. Tamam mı? Sonra geldim. D2 çizgi bu tarafa baktı. T2 çizgi bu tarafa baktı. Aynı yöne baktılar. D de T'ye eşit. Tamam. Şimdi içeride olacak. Ters tarafta olacak. İçeride olacak. Ters tarafta. İç ters. Şimdi içeride kimler var? Gösterelim. C var. Y var. X var. D var. Bunlar iç kısımda. Bak bu doğruların içinde. Tamam mı? Şimdi iç terste kalacak. Yani Z harfinden bahsediyor. C kime eşit? X'e. O zaman geldin. Burada C dediğin ifade x'e eşit. D kime eşit? Tabii ki y'ye. Tamam. Şimdi karşı durumlu açılar ne? Karşı karşıya bakacaklar. Oklar karşı karşıya. Bunların toplamı mesela D ile x'in toplamı çok kullanacaksın. Çok kullanacaksın. Favori özelliklerinden birisi bu. D ile x'in toplamı 180, C ile y'nin toplamı tabii ki 180 sürekli karşına gelecek. Dış ters. Bak dışta olacak. Dışta olacak ters olacak. Bak dış taraflarda olacak ters. A ile Z o zaman hemen geldin yazdın. Peki B ile tabii ki T geldin hemen yazdın. Olay bu. Şimdi burada bunları ezberlemenize gerek yok isimlerini. Birincisi şunu bileceksin. Z harfini bileceksin. Z'yi bileceksin. Karşı durumları bileceksin. Sonra zaten burada göstermedik ama ters açı diye bir özellik var şu açıyla şuradaki açı birbirinin aynısı. Bununla bu aynı. O zaman bak A ile kim aynı oldu? C. Buradan bulabilirsin. B ile kim aynı oldu? D. Burada X ile kim aynı oldu? Z. Y ile kim aynı oldu? Tabii ki T. Bunları söyleyebilirsin. Şimdi gelin sorularını çözelim, olayı bitirelim. Birincisi, bakın burada tamam mı? Hiç şunu yapmayalım. Ya hemen direkt sonuca odaklanmayalım. Yeni başlıyoruz ya. Her şeyi bulalım. Burası 40 mu? O zaman burası ne oldu? Tabii ki 140 oldu. Şimdi bak şurada söyledim sana ters açıdan dolayı bu 40 buraya geldi mi? Hemen geldim buraya 40 yazdım yazdım. Bu 140 buraya geldi mi? Hemen geldim yazdım. Bak bunları yazdım. Şimdi hiç böyle yeni başlıyoruz ya her şeyi yapıyorum. Bak şurada Z harfini gördün mü? Geldim gördüm hocam. O zaman bu 40'ı buraya taşıyabilir miyim? Evet taşıyabilirim. 90-40 daha 130 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Şimdi Buradan yaptım. Şimdi ikinci olarak şurada bununla şunun toplamı 180 olacak dedim ya. 40, 90 daha 130, 180 olması için 50. Buradan da yapabilirim. Üçüncüsü şurada Z kuralını gördünüz mü? Evet gördük hocam. 140 ile şu birbirine aynı olacak. Yani birbirine eşit olacak. Oradan da gelebilir. Yani bak birden fazla yöntemle yapabiliyorsun. Yeter ki hangisi hoşuna gidiyorsa. Geldim. Hemen 10. soruma. şimdi. Çok kullanacağım. Sivri ucun olduğu yer. Bak neresi orası burası. Yardımcı doğru çizeceğiz. Sivri ucun olduğu yerden yardımcı doğru. Geldim. Hemen yardımcı doğru mu çizdim. E bu yardımcı doğrunun özelliği ne? Hem buna paralel olacak. Anlaştık mı? Hem de buraya paralel olacak. Geldim bunları da gösterdim. Şimdi tamam. Bunu yaptık hocam. Güzel hoş. Bundan sonra alfayı nasıl bulacağız? Kural neydi? Şu açıyla şu açının toplamı 180. O zaman 120'yi 180'e tamamlayan değer burası 60 derece geldi. Hemen yazdım. Şimdi geldim buraya. Yine karşı durumlu açılar. İsimler önemli değil ama bilin yine de. Bununla bunun toplamı 180 olacak. O zaman burası da 50 derece geldi. 130'u 180'e tamamlayan 50'dir. Şimdi burası nasıl bir şey? Doğrusal açı Doğrusal açı 180'e tamamlıyordu. 60, 50 daha 110. 180 olması için alfa ile 110'un toplamı 180 olmasını istiyorsan alfa buradan kaç gelecek? 70 derece gelecek cevap değişik. Geldim 11. soruma. Şimdi burada aslında birden fazla özellik var. Biz şimdi özellikleri böyle birleştire birleştire gideceğiz. Normalde işte kalem ucu var, M kuralı var yani var da var ama Burada ne yapacağım? Ben sizinle birlikte yeni başlıyorum. Bu X'i bulurken Şu özelliği kullanacağım. Bir tane yardımcı doğru çizeceğim. Bu yardımcı doğru hem buna paralel olacak Hem de buna paralel olacak. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Şimdi burada paralellikleri zaten göstermiş. Bak D, E, K, paralelmiş. Burada dikliği göstermiş. Bunların kesişimde k noktasıymış yazmış. Tamam. Şimdi buraya 90'ı yazdım mı? Yazdım. Şimdi Emre hocam yine karşı durumlu açı. Bu açıyla bunun toplamı kaç olacak? 180. 90'ı 180'e tamamlayan kaç? 90. O zaman geldim buraya 90'ı yazdım. Burası kaç oldu? 150. Geldim yazdım. Bu açıyla bunun toplamı 180 olacak. Çünkü hangi özellik? Şu özellik. Şurayla şuranın toplamı 180, burayla buranın toplamı 180. O zaman buraya da 30 kaldı, tamam. E o zaman 90 30 daha kaç yaptı? 120. Olay bu şekilde. Geldim hemen son soruma. Şimdi burada M harfi dediğiniz bir harf var. Onu bir sonraki özellikte vereceğim. Burada biz temel işlem yaparak bulacağız. Birincisi soruda benden y eksi x farkı istenmiş. Hemen geldim ikisine paralel olacak şekilde bu çizgiyi çizdim. Burada Z'yi gördün mü? Gördüm hocam. O zaman burası kaç geldi? 50 geldi. Şimdi Z'yi gördün mü? Gördüm hocam. O zaman buraya kaç geldi? 60 geldi. Zaten bir sonrakinde şunların ikisinin toplamı buraya eşit olacak diyeceğiz. Ama şimdi ilk başta uzun uzun yaptık. O zaman burası 110 derece çıktı. X'i buldum. Şimdi bu sefer de öyle yapalım mı? Burayla buranın toplamı buraya eşit. O zaman ya da ispatlayalım yine. Hemen çizgimi çizdim arkadaşlar. Burada geldik, Z'yi gördük. Şuraya 80 yazdık. Tabii ki burada geldik. Hemen Z'yi gördük. 60'ı geldik buraya yazdık. Şimdi canlarım burası da 140 oldu. Tamam. Bu bundan kaç fazla? 140'tan 110'u çıkartırsan 30 çıkar ve olay bu şekildedir. Bir sonraki konu anlatım kısmında sadece M kuralı Ondan sonra kalem ucu, bunlar kaldı. Onları anlatacağım. Sonra kazanım testi 2'yi çözeceğiz ve siz de oryantasyon testlerini ödev olarak vereceğim. Çünkü geometride en önemli şey soru çözme. Soru çözdükçe gelişeceksin, soru çözdükçe bakış açın artacak. Doğru da açılar biraz basit. O yüzden zorlanacağınızı fazla düşünmüyorum. Anlaştık mı canlarım? Ne yapalım? Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.